Osmanlı döneminde Edirne'de üretilen ve formülü casusluk hikayelerine konu olan Edirne kırmızısı renginin elde edildiği kök boya bitkisinin hasadı yapıldı. Gerçekleştirilen hasatta açıklamalarda bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, kaybettiğimiz hazinemizin belli bölümüne yıllar sonra kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu sadece Edirne kırmızısı için değil, o kadar güzel tarihsel ve kültürel kodlarımız var ki bunları yakalamak ve gün yüzüne çıkartıp geleceğe taşımak Edirne açısından en büyük misyonumuz olmalı dedi. Türkiye'nin bütün alanlarında da, reyonlarda da bunları görme, Edirne kırmızısı adında görme imkanı da olacak bu sezon. Trakya Üniversitesi Edirne kırmızısını strateji planı çerçevesinde yaklaşık 7 yıldır çalışıyoruz Sayın Valim. Önce küçük bir sempozyumla başladı, sonra kitap elde edildi, sonra bitkinin tohumları elde edildi, bitki ekildi. Köklerinin boyadığı gösterildi, sonra tekstil bölümümüz bunları boyayarak çeşitli ürünler elde etti. Bugün de iki gün devam eden 7 ülkeden 56 katılımcıyla büyük bir bilimsel kongre düzenlendi. Sevgili Mustafa Kan Hocam burada. Son günde bir boyanın tekrar gündeme getirilmesini istedik. Edirne adıyla da anılması nedeniyle bu kırmızının artık çok farklı yerlerde de efendim kozmetikte de aklınıza gelebilecek her sektörde de kullanabileceğini söylüyoruz. Yani ekonomik Türkiye değeri de var sanırım. Özellikle hangi arazilerde?